Bugün 28 Aralık 2019 Cumartesi. Ünye'ye bağlı Merkez Yüceler Köyü'nde 30 yılı aşkın bir süre geçmişi olup son 2 yıldır Ünye Maden İşletmesi ticaret unvanıyla faaliyetini sürdüren, geçtiğimiz günlerde insan odaklı yaşadığı olumsuzluklardan ziyade işverenin ve işverenle birlikte ekmek yediği işçinin, insanların önemli bir özelliği hakkında sohbet etmek istiyoruz. Kiminle etmek istiyoruz? Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer Bey Efendi ile yapacağız. Ancak ben Hamit Tecer Bey'e gelmeden evvela bu Ünye Maden isminin bu şirkete verilişine bir parmak basarak bir devlet ve millet adamımızı yad etmek istiyorum. Hamit Bey'in meslektaşı, ortağı Serdar Kocaoğlu Beyefendi ile beraber kurdukları bu işletmede geçmişte ülkemizi, ünyemizi parlamentoda temsil eden devlet millet adamı rahmetli Refaettin Şahin Beyefendi'nin kendisine biz bir şirket kuracağız ama Sayın Bakanım ne olsun diye sorduklarında Ünye isminin geçmesini söylediği için Ünye Maden isminde devlet adamımız Ünye'nin yetiştirdiği Refaettin Şahin Bey'in isim babalığını anarak kendisini rahmetle millete şükranla yad ediyoruz. Ve dönüyorum işletmenin yönetim kurulu başkanı Sayın Hamit Tecer'e. Hamit Bey, öncelikle bugün buradan yapacağımız yarım saatlik canlı yayın programımıza, makamınızdan yapacağımız canlı yayın programımıza konuk olmayı kabul edip işletmeniz ve işletmenizde görev yapan, rızık temin ettiğiniz, onların da rızıklarını temin ettiği insanlar üzerine bir söyleşi yapmak istiyoruz. Önce Hamit Tecer kimdir? Hamit Tecer'i bir tanıyalım. Hamit Tecer, maden mühendisi. Ünye'ye 1988 yılında geldi. Ne için geldi? Bentonit madeni işletmek için geldi. Evet. O zamanlar Bentonit madeni yeni maden kanunu kapsamına alınmıştı. Dolayısıyla şirketler Bentonit madenine ilgi duyarak buraya gelmeye başladı. Çünkü bu bölgede beyaz Bentonit adına yataklanmalar olduğu biliniyordu. O dönemden bu döneme 30 yıldır ben buradayım. Önce bir şirketin müdürü olarak geldim buraya. Daha sonra kendi şirketimizi kurup iyi bildiğimiz bentonit madenini bu bölgede nasıl geliştiririz, nasıl yaygınlaştırırız, nasıl şirketler, işletmeler kurarız? Kafamızı hep buna yorduk. Bugün gelinen mesafe 10 yıl ya da 20 yıl önceye bakıldığında inanılmaz boyutlara geldi. Bu bir başarı hikayesidir. İnşallah ileride çok daha iyi şeyler olacağı düşüncesini tüm kalbimle taşıyorum ve da bu konuda da çok büyük başarılar olacağına da inanıyorum. Teşekkür ederiz. Saygıdeğer izleyenler, biz Hamit Tecer Beyefendi'ye bir işletmenin yönetim kurulu başkanı olmasından ziyade çalışanlarıyla beraber rızık temin ettiği insanlarıyla ilgili olarak da sorular sormak istiyoruz. Biz diyoruz ki kendine saygısı olan bir işverenin sırtından ya da onunla beraber aynı yolda yürüyerek hem ülkeye hem insanlara hem de memlekete girdi sağlayacak kişileri aracılık yapmadan da onların hak ve menfaatlerini verir diye düşünüyoruz. Bizim de kendisini tanıdığımızdan bu tarafa bu minval üzere yaşamını sürdürdüğünü biliyoruz. Şimdi soralım. Geçtiğimiz günlerde bir olumsuzluk yaşadınız. Yine insan odaklı ama yaptığınız basın açıklamalarıyla mağdur olanlar pişmanlıklarını dile getirdiler. Sizler de onların bir yere kurban edildiğini hissettiğiniz için art niyet taşımadan onları yeniden işletmenize kazandırdınız. 7 kişi hariç. Buyurun efendim, bu konuda ne söylemek istersiniz?
Şimdi Ünye Madenciliği'nin nasıl kurulduğunu, nasıl çalıştığını, nasıl işletme özelliğine sahip olduğunu Ünye halkının bildiği gibi çalışanlar da bilir. Biz burada Ünye Madenciliği Türkiye standartlarının üzerinde nasıl yönetiriz? Çünkü işimiz tamamıyla ihracat ve dünyanın belki de 40'tan fazla ülkesine, çok büyük işletmelere buradan bentonit madenini çeşitli hüviyetlere, çeşitli şekillere büründürüp ihraç ediyoruz. Dolayısıyla bizim müşterilerimiz Avrupa'nın neredeyse tamamı. Ve bu şirketler çok büyük şirketler. Gıda üzerine kurulu çok büyük şirketler. Ve bu şirketlere mal satmak hiç kolay değildir. Bunlara satabilmek için sosyal işletim programlarına üye olmanız gerekir. Yani sizi denetleyen burada Türkiye değil de Avrupa oluyor bu şartlarda. Dolayısıyla biz bu minval üzerine hareket ederek böyle bir işletme oluşturduk. Buraya giren herkes, misafir olsun, müşteri olsun veya çalışan olsun, buranın farklılığını aslında çok çabuk görüyor. Evet, burası farklı bir işletme diyor. Ama ne oldu da bu olaylar bizim başımıza geldi? Aslında buradan biraz hareket etmek lazım. Buyur. Ya bu kadar biz hani sözün temsili yerindeyse, tamam. Güzel bir işletme kurduk diye Kasım kasılırken, Ünye Madenciliğe giren işçiler, çalışanlar, biz Ünye Madencilikte çalışıyoruz diye etrafta caka atarken ve Ünye Madenciliğe girmenin biraz zor olduğunu düşüncesiyle hareket ederlerken ne oldu da işçimizde bir memnuniyetsizlik gibi bir şey oluştu. Ama 5-6 gündür yaşanan olaylar sona erdiğinde gördük ki işçilerimiz burada mağdur olan asıl işçilerimiz. Kesinlikle. Yanlış yola yönlendirilen asıl işçilerimiz. Dünkü yaşanan olayı siz de gördünüz. Evet, tanık olduk. İşçilerimiz gelip mahcup bir şekilde bizden özür dilediler. Çünkü hiçbir hakkında en ufak bir art niyetimiz olmadı. Şimdi bir işletmede işçilerin birazcık kazan kaldırması için, birazcık memnun olmaması için majör sebepler aranır. Ben 40 yıllık meslek hayatım var. Çok büyük işletmeler idare ettim. Sendikalarla da çalıştım. Sendikasız iş yerlerinde de çalıştım. Ama Hamit Tecer ismi her zaman güven, İtimat telkin eden bir isim olmuştur. Kimsenin hakkını kimseye bırakmadım. Verilen sözleri anında yerine getirdik. Kimseye borçlu olmadık. Ne şirketlere, ne bankalara, ne insanlara. Ben söylüyorum yani ayın biri pazara rastlasa bile, cumartesiye rastlasa bile işçinin maaşı yatacak bir düzen kurduk burada. Bunu Türkiye'de yapan kaç şirket var bilemiyorum. Ama bizim şirketimizde bunlar yapılıyor. Şimdi bir iş yerindeki memnuniyetsizlik başlarken şunlar olmalı diye düşünüyorum. Bir, maaşımız Buyur. Verilmiyor. Ve zamanında yatmıyor ya da geciktiriliyor ya da çok geciktiriliyor. Mesailerimiz ödenmiyor. Veya sigortalarımız tam gösterilmiyor. Veya gerçek maaş üzerinden gösterilmiyor. Yemeklerimiz kötü gibi majör problemler olması lazım. Bu problemlerin hiçbirinin en ufak zerresi bile burada yok. Bu kesin yani. Bundan ilgili ben herkese her konuda açık ve objektif olarak görüşürüm, konuşurum ve ispat ederim. Bunlar olmadığı halde işçimiz neden memnuniyetsizlik gösterdi? İsmini çok anmak istemiyorum. Tabii ki bizim sendikalara bir karşıtlığımız yok. Evvela onu söyleyelim yani. Bu işçinin de, işverenin de karşılıklı hakları olan bir sistemdir. Ancak bir sendika bir yere girdiği zaman yeterli toplu sözleşme yetkisini almadan işçiyi neden kanunsuz greve teşvik eder ve bunun için altyapı hazırlar? Biz işçinin, bir sendikanın burada örgütlendiği haberini 2-3 ay önce aldık. Hiçbir şekilde müdahil olmadık. Hiçbir tane insan gelip de işveren bana niye sendikalı oluyorsun dedi diyemez. Yani 80-90'a yakın sendikalı işçi olduğunu duyduk. Hiç sesimizi çıkarmadık. Ancak ne zaman bazı işçilerin tehditle, hatta bunlarla ilgili bizim elimizde dilekçeler de var. Tehditle, işte sen üye olmazsan sendika buraya geldiği zaman burada çalışamazsın, biz seni çalıştırmayız. Çünkü sendika buraya geldiği zaman burayı biz yöneteceğiz. İşverenin sözü çok geçmeyecek gibi, hani Türkiye Cumhuriyeti'nde olması mümkün olmayan bir takım vaatlerle işçilerimiz kandırılmış. Bunların içerisinde bilinçli insanlar var, bilinçli olmayanlar var, çoğunluk psikolojisine uyanlar var. Ya Ahmet üye oldu ben de olayım, öbürü üye oldu ben de olayım şeklinde. Çünkü kanunsuz bir işlem yapmıyor ki yani biz niye müdahil olalım ki? Kanuni bir işlem bu sonuçta. Ama o olayı duyduğumuz zaman tabii ki biz de yani buna biraz müdahil olmak istedik. O kişiler geldi bize şikayetini bildirdi. Bu arada da işveren herhalde bunun bir müdahil olduğu sendika
düşündü veya başka unsurlar da girdi devreye. Birdenbire işçileri 24 saatlik kanunsuz bir greve götürmek istedi. Yani bakın, yani burası Türkiye Cumhuriyeti. Herkesin kendine göre hakları var. Bir işçinin toplu halde iş yerini durdurması kanunlarla çok açık ve büyük suç olarak nitelendirilmiş. Çünkü öyle işletmeler vardır ki, yani bunu halkımızın, insanlarımızın çok iyi anlaması lazım. Bu sadece Ünye Madenciliğe yapılmış bir kanun değil ki, bu tüm Türkiye'yi kapsayan bir kanun. Bugün birçok işletmelerde bazı işlerin durması çok hayati sonuçlar yaratabilir. Burada biz taşınabilir doğalgazla çalışıyoruz. O doğalgazın düzgün bir şekilde kontrol edilmesi lazım, bakılması lazım. Böyle işi birden durdurduğunuzda çeşitli tehlikeler oluşabilir. Bunu işçi göremez yani. Ama biz görürüz yani. O yüzden devlet kanunsuz grevi kesinlikle yasaklamıştır. Ve cezası nedir? Cezası 1. Bildirimsiz işten atmak. Fesihte göndermeden. 2. 6 aya kadar hapis cezası. 3. 50 günden az olmamak üzere idari para cezası. 4. İşverenin uğradığı zararların tazmini. Şimdi burada olayı yönlendiren sendika gözükmüyor. Sendika hiçbir şekilde ortada gözükmüyor. Yazılı bir deklarasyonu yok, bir yerde bir imzası yok. İşçileri bir deklarasyon yayınlatıyor. O da kaç kişiye? 50-60 kişiye. Biz 160 kişinin üzerinde bir iş yerimiz var, çalışanımız var. 60 kişi bir deklarasyon yayınlıyor. Bir takım gereksiz sebepler öne sürerek. Tabii bir sebep bulacaklar yani. Ben bir şey diyemem. Biz sebepsiz yere genel greve mi gidiyoruz diyecekler. Ya da 24 saat işi bırakma eylemine mi gidiyor? Bir sebep bulacaklar yani. Bu sebep ne olursa olsun ama majör sebepler asla ve asla değil. Sadece uydurma sebepler. Hiçbiri doğru değil. Ve dolayısıyla 24 saat işi bırakma eylemine gidildi. Bizim kendimize bu eyleme katılmayan işçiler işe devam etti. Biz tesisi çalıştırdık, sorun değil. Ama bir iş yeri, ihracat yapan bir iş yeri, üstelik de taahhütleri olan bir iş yeri durdurulamaz. Biz bunu işçilere deklare ettik. Dedik ki bakın yanlış yapıyorsunuz. Bunun yolu bu değil. Oturup her türlü konuşuruz. Yarın bir gün yetki aldığı zaman tabii ki sendikanızla da görüşürüz. Ama demişi durdurmak yanlış. Bunun bir takım yansımaları olacaktır. Ve ben sendikayla da konuştum. Sendika da beni aradı. Dedim ya siz ortada gözükmüyorsunuz ama işçilere bir taraftan da yönlendiriyorsunuz. Ama bu bir takım insanların başını yakacak. Ben kanunu bana verdiği hakkı kullanmak zorundayım. Yani öyle değil mi? Kim bana diyebilir ki yani kanun size bu hakları veriyor da kullanmayın diye. Ama bir de bir de insanlık tarafımız var. Ben bu işçilerin yönlendirildiği düşüncesine hakim birisiyim. İnanıyorum da buna. Ben çünkü benim işçimle aramda yani önemli bir problemin olmadığını biliyorum yani. Bizim işimiz bize bağlı. Çünkü Ünye Madenciliğe girmek için ne şartları zorladıklarını çok iyi biliyorum yani. Buraya gelip işte ekonomik olarak yetersiz kaldıklarını, hastaları olduğunu, işsiz kaldıklarını, borçları olduğunu söyleyerek işe giren insanları daha çok almaya çalıştık. Yani bu işe ihtiyacı olan insanları almaya çalıştık. Yani ülkemizin majör problemi işsizlik problemi değil mi ana problemi? Kesinlikle. Yani işsizlik problemine fazla istihdamla katkıda bulunan insanlara bu reva olmalı mı? Yani önce bunu düşünmemiz lazım. Tabii ki değil. Ama yine de biz kanunun bize verdiği hakları değil de gerçekten yönlendiren, bu işe ön ayak olan insanların yanacaksa canı yansın ama öbürlerinin canı yanmasın istedik. Ve dolayısıyla biz nitekim de öyle oldu. Her vardiya başında ben geldim buraya 24 saat burada kaldım krizi yönetmek adına. Her gelen işçiye haklarını okudum, kanun haklarını okudum ve dedim ki şu kapıdan içeri giren işçilere, hani grev yapıp da tekrar içeri giren işçilere kimse dokunamayacak. Hiç kimse hakkında takibat yaptırmayacağım. İşten de çıkartma olmayacak. Çünkü hala ortalıkta dolaşan bir söylenti var. Hamit Tecer yılbaşından sonra o işçilerin hepsini işten gönderecek diye. Bakın burada canlı yayında canlı tekrar yayında, söylüyorum. Evet. Bir tane işçi bile buradan o nedenle atılmayacak. O nedenle. Ama ileride büyük problemler yaratan tabii ki insanlar olabilir. Yüz kızartıcı suç işler, önemli suç işler bunlar hariç. Ama bu nedenle bir kişi bile atılmayacak. Bir kişi hakkında takibat yapılmayacak, ceza verilmeyecek. Bunun taahhüdü benim dedim zaten. Ve bu işçilerimize biz kapıdan girenlere de dokunulmayacak dedik. İşçilerimizin neredeyse tamamı, 10-12 kişi, 15 kişi hariç dışarı çıktı. Bunların isimlerini okuduk zaten. Yani yalan yanlış bir şey de söyleyecek değiliz. Şunlar. Yani işe girmesin. Neden? Çünkü bu insanları zehirleyenler bunlar zaten. Ya ben anlamıyorum, insanlarımıza bazen soruyorum. Bir insanı kanunsuz bir şeye teşvik eden insanın hiç suçu olmamalı mı sizce? Yani böyle bir şey mi yapmalıyız yani?
Bizim kanunumuz bir insanı suça teşvik edene de neredeyse suçu işlemiş insan kadar ceza veren hukuki bir sistemimiz var değil mi? Tabii, azmettiren tabii. Daha suçlu. Aynı şey. Değil mi? Biz azmettiren insanlara döndük. Yine de ona rağmen bakın, ona rağmen yine de bunlar 25 kişiydi. Şimdi kaç kişi kaldı? 7 kişi kaldı. 8 ya 10 kişi kaldı. 2 kişi de dönme ihtimali var. 10 kişi kaldı. Ve o bizden ayrıldıktan sonra ayrıldığını kabul edip gidip bazı yayın organlarına bir takım açıklama yapılan kişilerden de biz tekrar 5 kişi işe aldık yani. Doğru. Bir kötü niyet olmadığı çok açık ve ortada. 27'sinde yani aldınız. Bu Ünye madenciliğin başına neden geldi? Ben özet olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. Yani bazı sendikalar düzgün çalışan, yoğun çalışan iş yerlerine sızmayı kolay başarırlar ki onların çalışma şartlarını durdurduğumuz zaman kanunlu veya kanunsuz hiç önemli değil. Yani durdurduğumuz zaman işveren bizim her istediğimizi yapar modunda düşündüler. Benim gördüğüm bu yani. Çünkü sendika yöneticisi beni arıyor. Yani 2 gün, 3 gün, 5 gün evvel. Görüşmek istiyoruz. Dedim ki bakın bunun kanuni yolları var. Toplu sözleşme yetkisini alın, gelin görüşelim. Benim için ben sendikayla her zaman görüşürüm. Hiçbir problemim yok yani. Alın gelin görüşelim. Neye göre görüşeceksiniz? Yani bizim işçilerimizin haklarını korumak veya bir takım şeyler elde etmek için değil. Amaç bence toplu sözleşme yetkisi alamadan burayı nasıl köşeye sıkıştırırızın senaryosu oynandı. Biz buna itiraz ettik yani. Ne kadar zamanınızı çalmış oldular bu arada? Şimdi tabii ki 24 saatten fazla yani yansımalarıyla beraber 2 gün diyelim. Çünkü ertesi günde doğru düzgün toparlanamadık. Ama kanunun verdiği tabii ki işçi veya işveren eğer buna bir sendika ön ayak olmuşsa sendika işverenin zararlarını öder diye kanun maddesi var. Biz de dava açıyoruz. Doğal hakkımız yani. Herkes kendi yasal hakkını kullanacak. Ama tekrar söylüyorum. Piyasada bazı kişilerin söylediği gibi ya da mecliste bir milletvekilinin söylediği gibi Ünye Madencilik bu bölgede işçi haklarını tam ve zamanında veren 3-4 tane firmadan bir tanesidir. Ve asıl güzel tarafı işin, yani bizim açımızdan kıvanç verici tarafı, çünkü biliyorsunuz bu tür şikayetler oluştuktan sonra buraları müfettişler basar. Yani acaba bir şey var mı gerçekten diye. İkinci günün akşamı buraya 4 tane SGK müfettişi geldi. İğneden ipliğe diyelim. Baştan sona herkesle burada olan herkesle neredeyse görüştüler. Bir tane bir şey bulamadan gittiler. Ve sonunda teşekkür ettiler. Biz dediler biraz ön şartlı gelmiştik buraya. Yani çok kötü şeyler göreceğimizi umuyorduk dediler. Ama gördük ki ya burası modern, kaliteli, insana saygı duyan, her türlü hakların verildiği, sigortasının tam yattığı, eksik yatmadığı, yani gerçek değerleri üzerinden yatırıldığı bir firma. Yani şimdi hani olumsuz yazan insanlara seslenmek istiyorum. Yani gazetecilik ya da meclisten konuşmak ya da dışarıdan konuşmak bu kadar kolay olmamalı ya. Bizim kapımız herkese açık. Hangi gazeteci geldi de biz git görme bakma dedik. Herkese kapımız açtı. Gösterdi girin işçilerle konuşun dedik. Ben basın toplantısını düzenledim. Dedim işçilerimizi kenara çekin. O greve katılıp da sonra giren işçilerimizi konuşuyorum. Çekin kenara konuşun. Yani benden ayrı da konuşabilirsiniz. Değişik bir şey görecek misiniz yani? Biz kendimize güveniyoruz. Biz burada işçi haklarını koruyan bir sistem kurduk. Hatta işçiye şu sözü de verdim. Ünye Madencilik'te asgari ücret devletin belirlediği ücretten yukarı olacak diye. Yani biz bakın burası 2 senelik bir şirket. Tamam Ünye Madencilik 2003'ten beri var. Yani bu bentonit faaliyetine en azından. Ve bu bölgeye çok şey kattı. Bunu ben oturup başka bir programda detaylı olarak anlatsam neler kattığını o zaman görürsünüz. Sadece özellik olarak söyleyeyim. Çünkü bentonit burada bir Alman şirketi 1988'de buraya geldi. Bir de biz Türk şirketi olarak biz geldik. Ünye Maden, Barit Maden Türk AŞ olarak. Ayrı bir şirketti. Ben oranın müdürüydüm. Bu bentonit hareketi o zaman başladı. Fakat hiç yol alınamadı. Nereye kadar? 2003-2004 yılına kadar. 2004 yılında bizim şirket kurulduktan sonra biz Avrupa'ya didik didik ettik. Buradaki bentonitleri nasıl işe yaratırız diye. Çünkü buranın bentonitleri kaliteli olmasına rağmen kullanıldığı alanların doğru tespit edilememesiyle işe yaramaz hükmü konulmuş ocaklardı. Çünkü bu sahaları büyük şirketlerin elindeydi. Hepsi bıraktı bu sahaları. Buranın madeni işe yaramaz diye. Başka problemler vardı.
Biz bentonitin beyaz maden olması nedeniyle, Hilmi Güler Bey'in de o zaman Enerji Bakanı olması, benim onunla yaptığım görüşmede kanunda var olan bu eksik unsuru gidermesiyle, bana çok, yani bu sisteme çok yardımcı olmasıyla ve o sistem giderildikten sonra Ünye Maden'de bulunan bentonitler gerçek değerini buldu. Ve bunun içerisinde 2007 yılını söyleyeyim size, bizim ilk fabrikayı kurduğumuz yıl Fatsa'da Bentaş isimli bir şirketi ben %50 ortakla biz kurduk. Kuruluşunun tamamında ben varım. O zaman bentonit madeninin işlenmiş olarak yurt dışına ihracı yıllık 10 bin tondu ve 1 milyon dolardı. Kaç sene geçti aradan? 10-12 sene. Şimdi ne kadar? 80-100 milyon dolar arasında. Ve 400 bin tona çıktı. Bunun tamamında Ünye Madenciliğin %80-90 emeği var. Ben kendi adımı çok ön plana çıkarmayayım. Şirket olarak konuşayım. Ama Ünye Madenciliğin %90. Çünkü Ünye Maden, burayı biz kurduk. Bentaş'ı biz kurduk. Lavioze denen firmaya biz ham madde satıyorduk. Yani baskı yapa yapa Türkiye'ye getirip maden fabrika kurmalarını sağladık. Eskiden süt keminin olan Fatsa'daki, şimdi Clariant'ın aldığı fabrikayı biz biraz baskı yaparak orada fabrika kurmalarını sağladık. Onu da Hilmi Bey çok iyi biliyor. Ben Hilmi Bey'le o dönemde bakanken konuşmuştum. Svomatic dediğimiz firmayı, orayı ilk alan, ilk kuran Belçikalı şirket işi beceremedi, yapamadı yani. 2007 yılına kadar neredeyse iflas ediyordu. Daha sonra bu yeni aldığı Svomatic firmasının sahibi bizle ortaklık yapmak üzere Ünye'ye çağırdı bunu. Ünye'de biz ondan ortaklık yapacak iken anlaşamadık şartlarda. Ben de dedim yani illa bu işe girmek istiyorsanız bu IMC, IMC dedikleri firma satılık. Ya da işletici bir firma arıyorlar, orayla görüşün. Gitti orayla görüştü, baktı, işine yattı, aldı ve orayı büyüttü. Çünkü Svomatic Avrupa'da önemli satış değerlerine ulaşmış bir üretici. Ama onlar ne yapıyorlar? Burada paketlemeyi yurt dışında yapıyorlar. Ama burada da önemli işler becerdiler. Yani 5-4 tane tesis oluştu sonuçta. Ama burada en komplike işletmeyi yapan biziz. Neden biziz? Onu söyleyelim. Biz bir kere paketleme unsuruna çok önem veren ve Avrupa'ya, dünyanın bütün ülkelerine paketlenmiş mal sevkiyatı yapan önemli firmalardan biriyiz. Bunu bir tek Bentaş yapıyor bizimki kadar. Bir de biz yapıyoruz. Diğer firmalar bu konularda biraz daha paketlenmiş unsurlardan daha uzaktalar. Yani yarı imal edilmiş ya da yarı üretilmiş malzeme gösteriyorlar. Evet. O nedenle yani bu katkıları bizim halkımızın, insanlarının düşünerek bu olaya biraz şekil vermeleri gerekiyor. Saygıdeğer izleyenler, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Hamit Tecer Beyefendi'yi yaşadıkları olumsuzluklarla ilgili olarak yoracağımız kadar yorduk. Bundan sonra bir de biraz evvel son sözlerinde çoğu firmalar vardır bulundukları yerde ben tandaslı çalışırlar. Onlar ne yapmışlar? İşletmecisi başarılı olamamış, onların bile hayatta kalmaları için katkı sağlamışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bir. İkincisi, Ünye Madencilik, Ünye'ye has, belki ülkenin çok yerinde de var olan bentonit madeninin ihracatında kaç kalem mal üretiyorlar? Girdileri nedir? Yöremize, ülkemize kazancı nedir? Bunu soralım kendisine. Yani tabii aslında bizim burada hedeflediğimiz bir şey var. Ben devlet büyüklerimizle de konuşuyorum. Bentonit bu bölgenin çok önemli bir ürünü. Dünyada beyaz bentonitte biz ilkiz, birinciyiz. Ünye. Ünye Fatsa bentonitleri diyelim. Ünye ve Fatsa arasında. Ordu'da bile yok. Ünye'nin batısında yok. Sadece Ünye Fatsa arasında. Çok önemli. Konuşuyorum. Dünyada lideriz. Hem satış açısından hem rezerv açısından. Ya bu çok önemli bir şey. Bunu niye böyle herkes kafasına yazmıyor? Anlamak çok zor. 400 bin tona ulaşmış ihracat. Dünyanın en az 40-50 ülkesine buradan ürün gidiyor. Ha, ürün çeşitliliği konusuna gelince tabii ki Ünye beyaz bentonitlerinden olması gereken 5-6 tane madde var. Bunların çoğu yapılıyor. İşte kedi kumu, kağıt bentoniti, boya bentoniti, seramik bentoniti. Bunlar çok önemli maddeler. Bunlar buralarda hepsi yapılıyor. Ancak bentonitten çok daha iyi yapılacak şeyler var. Yani şu arkada şuralarda gördüğünüz işte sağlıkta kullanılan maddeler.
Ya bentonit insan sağlığı için inanılmaz bir maddedir. Ben 15 yılımı buna verdim. Bakın Türkiye'de 500 binden fazla insan bentonit kullanıyor şu anda. Hiç Üngeri biliyor mu bunu? Bilenler ne yazık ki pek az biliyor. Vücudunuzun tüm zehirlerini, toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit, bentonitle yok etmeniz mümkün. Ha bunu ben mi söylüyorum? Hayır. Bunu bilimsel çalışmalar, tıbbi çalışmalar söylüyor. İsteyene istediği kadar bilimsel çalışma gösteririm. Hem de çok geçerli, kabul edilmiş, dünya standartlarında yapılmış çalışmalar. Böyle bir bilgi varken ve bu madende buradayken bunu Üngeli'nin ya da Ordulu'nun çok iyi tanıması lazım. Biz şimdi devlet büyüklerimizle görüştük. Dedik ki taşı önce yerinde ağır yapalım. Tamam. Ben her zaman söylediğim bir laf vardı. Çıkarız sokağa, Ünye beyaz bentonitleri hakkında, sağlık bentonitleri hakkında ne düşünüyorsunuz, biliyor musunuz diye 100 kişiye sorarsınız. Bunu 10 kişi biliyorsa başarılı değilsiniz. 60'ın 70'in üzerine biliyorsa siz tanıtımda başarılısınız. Ama biz bunu gelin dedim 90'a çıkaralım. Ben bir proje başlattım. Sayın Bakanımızla Hilmi Bey'le de görüştüm. Ünye Belediye Başkanımızla da görüştüm. Kaymakamımızla da görüştüm. Hepsi de elinden gelen her desteği vermeye hazır olduklarını söylediler. Dedim ki gelin Ünye bentonitlerini, Fatsa bentonitlerini önce bu bölgede herkese bilinir yapalım. Ondan sonra tüm Türkiye'ye, ondan sonra tüm dünyaya açılalım. O zaman ne olur biliyor musunuz? Buranın 100 milyon dolar olan geliri var ya, 10 sene içinde 500 milyon dolarla 1 milyar dolar arasına çıkar. Bakın ben 10 yıl önce Hilmi Bey'e bakanken, 2005-2006 yıllarında bir dosya vermiştim. O dosyada şu yazıyordu, yani şunlar yapılırsa, şu düzenlemeler yapılırsa bu bölgedeki bentonitler gerçek değerini bulur ve burası bir bentonit havzası haline gelir ve burada fabrikalar oluşur. O gün bile dedik hani bugün 500 bin dolar, 1 milyon dolar olan ihracat o gün belki 15-20 milyon dolarlara çıkar demiştik. Biz bile bugünü tam görmemişiz. Bugün 80-100 milyon dolar. Ben de diyorum ki gelin şu çalışmaları yapalım 10 yıl sonra bu 500 milyon dolar 1 milyar dolar olsun. Nasıl olur bu? Olur yani. Çünkü neden? Sağlık bentoniti dediğimiz olayın sınırı yok. Yani bunu tüm Türkiye kullanabilir, yetmez tüm dünya kullanabilir. Biz Amerika'da bile üretilen bu ürünün çok daha iyisini yaptık. Bakın Amerika bir bentonit fenomenidir. 30'dan fazla büyük firma var üreten. Bunların milyonlarca adet satılıyor yılda. Firmaları tek tek tanıyorum, biliyorum yani. Hatta oralardan ürünler getirttirdik, inceledik. Bizimki mi kaliteli, onlarınki mi kaliteli diye. Biz bentonit konusunda hiç kimseden icazet almayacak kadar bilgi sahibiyiz. 30 yılımızı verdik bu işe. Dolayısıyla daha iyi ürün yaptığımızı görüyorum. İşte diş macunu yaptık, vücutta kullanılan yaptık, yüzde kullanılan yaptık, içerek kullanılan yaptık. Artık insanlar bentonit içiyor. Çok büyük çılgınlık var, Türkiye'de de var. Gidin İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e bir sürü binlerce kullanan insan var. Klimatik diye bir de temizlik deterjanı. O ayrı ikinci bir konu o. Tabii ki o da işin başka bir boyutu. Yani şu anda deneme çalışmaları neredeyse bitti. Şu anda marka ve üretim çalışmalarına başladık. Bu %95'i bentonit olan dünyadaki en fazla bu çevre ve insan sağlığına faydalı olan, zararı sıfır olan bir materyalle yapılmış bir deterjan. Yani bundan çıkan suyu bahçenizde, çiçeklerinizde kullanırsanız, bitkilerinizde kullanırsanız onların da coştuğunu görürsünüz. Ayrıca çevreye atılan, hani normal deterjanlardan atılan çevreye, denizlere, göllere, alıcı ortamlara, yer altına giden sular ekolojik denge için müthiş zarardır. Bunu her yerden öğrenebilir, okuyabilirsiniz. Ama bentonit öyle değil. Bunun suyunu, şunun suyunu içebilirsiniz bile. Öyle bir deterjan yaptık. El sabunları da yapıyoruz. Onlar daha basit şeyler. Yapıldı zaten. Şimdi çalışmalar neredeyse sonlandı. İleride seri üretim. Başlıyor yani. Başlıyor. 3 ile 6 ay arasında biz piyasaya Klimatik markasıyla çıkmış olacağız. Deneme çalışmaları 2 yıldan beri yapılıyor zaten. Başarı oldukça iyi. Yani yıkama gücü çok iyi ama çevreye verdiği zarar açısından öbürlerinden çok çok üstün. Bunun dışında asıl Türkiye ve dünyada ses şimdi getirecek. Cümleyi yanlış anlayabilirler. Çevreye verdiği zarar açısından öbürlerinden üstün. Çok zararsız. Zararsız tabii. Demektir. Tabii, zarar tamam, düzeltelim üstün onu. Demek iyi tarafını gösterir ya. Evet. Hatta şöyle diyelim ya çevreye verdiği en ufak bir zarar yok. Zarar yok.
Yani tabii zarar derken insanlar orantı da isterler, oran da isterler ama bunun zararı yok. Ben ne diyorum? Deterjanı içebilirsiniz, bunu sulandırıp içebilirsiniz. İçtiğinizde bile bir zarar olmadığını görürsünüz yani. Onu demeye çalışıyorum. Evet. Bunlar tabii iddialı konular gibi gelebilir. Ama bentonite biraz böyle bilgi sahibi olup araştıran insanlar için söylüyorum. Benim söylediklerimin az bile olduğunu görecekler. İnsan dostu olduğunu görecekler. İnsan, hayvan, bitki, bütün dostu canlılar olduğunu. İçin. Yani bentonit ne yapıyor? Toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, paraziti, mıknatıs gibi bağlayıp vücuttan atıyor. Bunun insanlara ne faydası olduğunu gidin kendiniz araştırın. Biz size son sözlerinizi, son sorumuzu sormadan evvela yaptığınız açıklama için teşekkür ediyoruz. Bir de 30 yıllık bir geçmişi var ama 2 yıllık işletmesiniz. Hayır, öyle düşünürseniz doğru olmaz. Neden? Dedim ya 2007 yılında ben şirketini kurdum ve oranın yönetim kurulu başkanıydım yine. 5 sene ortaklık yaptık. Yani dolayısıyla fabrika geçmişimiz aslında 12 sene. Öyle mi? Tabii, tamam, düzeltelim. Tabii. Fabrika geçmiş 12. Burasının için 2 sene, bu işletme için. Bu işletme için 2 yıl. Aldığımız bilgilere göre kapasite artırımına gitmeniz söz konusuymuş. Fabrikayı büyütmek. Bu konuda da 3-5 cümleyle özetlerseniz seviniriz. Bir üniteyle kuruldu burası. 6 ay, 7 ay sonra ikinci ünite yapıldı. Şimdi üçüncü üniteyi yapıyoruz. Yani bütün siparişler tamamlandı. Zannediyorum Haziran ayında kurulumlarına başlarız. Makineler gelmeye başlar. Üçüncü üniteyi yapıyoruz. Bu da tabii 30-40-50 işçi demek daha. Çok önemli. Yani evet. Bu da en iyi tarafı bu. İşte ulusal gelire bir katkı demek. İhracat yapılıyor, devlete döviz kazandırıyoruz, bu demek. Bu konuda seçilmiş ve atanmış yetkililerimizden, dolayısıyla da yöremiz insanlarından, Ünyelilerden beklentiniz nedir? Ya ben şimdi en çok üzüntü duyduğum olay şu. Bakın 30 yıldır buradayım ben. 30 yıldır benim ismimin, şirketin isminin hiçbir şekilde bu tür olaylara konu olmadığını biraz geçmişe giderseniz görürsünüz. Ya biz yaptığımız işlerle gündeme gelmeyi beklerken ve bunlarda çok büyük başarılar yakalamışken bu şeylerle gündeme gelmek inanılmaz rahatsız etti bizi yani. Yani bizi, beni dinleyen insanların samimiyetime inandıklarını biliyorum zaten. Çünkü çoğu insan beni tanıyor. Ve sokakta duyduğum, bana gelen bilgiler, söylenen olumsuz şeylere hiçbir şekilde inanmadıklarını ortaya koyuyor. Hatta sendika buraya geldiği zaman, burada işte bu olaylar esnasında çarşıya inip, çarşıda bizi tanıyan insanlarla görüşme yapıp, onların beni telefonla aramasını izledim ben aynı zamanda. Yani onlar bizim böyle bir insan olmadığımızı onlara anlatmış ve onlar beni arayıp diyor ki biz işçi, bakın bu cümle bana söylendi. Ben işçime de söyledim bu cümleyi. Bizi işçileriniz yanılttı diyorlar. Kim kime doğru söylüyor anlayamadık. Bizi işçileriniz yanılttı diyorlar. Biz öyle biri değilmişsiniz. Siz öyle bir firma değilmişsiniz. Bunun canlı şahidi var. Bu canlı şahidi de isim vermek istemiyorum buradan ama Ünye'nin herkes tanıdığı bir iki tane doktor var. Onlar aracılığıyla bana ulaştılar tekrar. Yani böyle madencilik ismi duyunca maalesef ülkemizdeki bir olgu bu. Herkesi kötü cins madencilik yapan şirket olarak görüyorlar. Yani bir kişinin yorumu var Ahmet Bey. Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim yani. Diyor ki yerin 7 kat altında insanları çalıştırıyorsunuz, insanların haklarını vermiyorsunuz diye bir yorum yapmış ama tanımayan, bizi bilmeyen birisi. Kömür madeniyle mi karıştırdılar? Hayır canım, buranın ocağını gördünüz mü hiç? İnsan eli değmez toprağa, makineyle çalışır. Bir kere 7 kat değil, açık işletmedir burası. Fabrikamıza girin bakın, fabrikamız böyle insanların emek vererek çalıştığı yer değildir. Makineler yapar işi, insanlar sadece onu nezaret eder, paketleme yapar falan yani. O zaman sorumu tekrar ediyorum. Faaliyetinizi 30 yıldır ve halen daha başarıyla sürdürdüğünüz Ünye'den, Ünyelilerden bilgi kirliliğine rağbet etmek yerine bizatihi sizi ve işletmenizi arayarak bilgi almaları daha doğru mudur desek? O da olur. İsteyene de kapımız her zaman açık. Hiç kimseye kapımızı kapatmadık. Hatta dedik ki gelip bizim işçilerimizle de biz olmadan sizi görüşmenizi bile sağlarız. Ya şu anda çalışan işçilerimizin tamamı öyle mahcup durumda ki biz bunu hissettik, gördük yani. Bizi beni gördüğü zaman bazıları başlarını yere eğiyor yani yaptıkları mahcubiyetten. Şimdi sendika bunları görsün ya. Ayrılan işçiler için bir şey demiyorum. Bu normaldir. Normal karşılıyorum.
Yani bir insan bir iş yerinden ayrıldı veya atıldıysa veya çıkartıldıysa, adını çok koymak istemiyorum, olumlu konuşmasını bekleyemeyiz. Ama ben diyorum ki, o 12 kişi, ilk önce 13 kişi vardı deklarasyonda, 15 veya kişi, bazı basın organlarına gitti deklarasyon verdiler. Onların içinden 5 kişiyi biz tekrar işe aldık. Doğru Aynen. cümleyi onlardan duyarsınız ancak. Neye onlar, nerelere itildiler, şimdi neredeler? O işçilerimizin adlarını isteyenlere veririm, gelir konuşurlar yani. İsteyen basın mensubu gelsin konuşsun. Evet. Yeni yıla da girmek üzereyken uygun görürseniz canlı yayında hem yerli yabancı müşterilerinizin hem de işletmecilerinizin, ünyelilerin, hemşehrilerinizin, ülke genelindeki sorumluluk sahibi insanların yeni yılını kutlamayabilirsiniz. Mesajınızı alalım dilinizden tabii, 2020 için. Tabii. Yani bizim işimiz tabii ki ülkenin kendi çapımızda, çerçevemizde istihdamına katkı sağlamak, üretimine katkı sağlamak, ihracatına katkı sağlamaktır. Bunları biz kendimiz elimizden geldiği kadar yapıyoruz ama yeni yıla girerken insanlarımızın daha mutlu bir yıl, daha burnu mutlu sene geçirebilmeleri için her türlü iyi dileklerimi kendilerine gönderiyorum. Bizim insanımız kaliteli insandır, iyi insandır. Yeter ki doğru yönlendiririz. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer izleyenler, yeni bir iş ve işletmeciyle tekrar karşınızda olmak umut ve dileğiyle 2020'nin Moda TV olarak ülkemize, ünyemize hayırlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyoruz.